Hipertansiyonun en sık sebebi esansiyel hipertansiyon dediğimiz, altta yatan belirli bir hastalığı ortaya koyamadığımız hipertansiyondur. Esansiyel hipertansiyon diyebilmek için bize klinik olarak bazı ipuçları vardır. Bu ipuçlardan bir tanesi hastanın yaşıdır. Esansiyel hipertansiyon genelde 30-40 yaşından sonra başlar. Daha erken yaşlarda görülme olasılığı çok düşüktür. Yine aile öyküsü çok önemlidir. Esansiyel hipertansiyon olan bireylerin ailesinde de hipertansiyon öyküsü vardır. Bunun dışında yine esansiyel hipertansiyon olan kişilerin genelde yanında arkadaş hastalık dediğimiz hiperlipidemi, diyabet, insülin direnci, obezite, hiperkolesterolemi gibi hastalıklar söz konusudur. Ama çok nadiren sekonder hipertansiyon dediğimiz, altta yatan bir hastalığa bağlı olan ya da bir ilaç kullanımına bağlı olan hipertansiyon da görülebilir. Burada önemli ipuçlarından bir tanesi hastanın yaşıdır. Eğer ki bir hastada hipertansiyon 30 yaşından önce çıkıyorsa, bu durumda sekonder hipertansiyon açısından uyanık olmak gerekir. Yine bazı klinik özellikler, burada bahsedemeyeceğimiz uzun klinik özellikler var. Bu klinik özelliklerin olduğu hastalarda da yine sekonder hipertansiyon düşünmek gerekir. Sekonder hipertansiyonun nedenleri arasında en sık böbrek rahatsızlıkları, böbrek parenkimini ilgilendiren rahatsızlıklar, ilaçlar ve endokrin hastalıklar gelir. Endokrin hastalıkları sıralayacak olursak, bunlar içerisinde böbrek üstünün hiperfonksiyonu ile giden hiperaldosteronizm, Cushing sendromu, feokromistoma, akromegali, hipertiroidi ve hipotiroidi, hiperparatiroidi sayılabilir. Sekonder hipertansiyon açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da hastanın kan basıncı kontrolünün sağlanıp sağlanmamasıdır. Nitekim eğer hastanın klasik olarak kullandığımız tansiyon ilaçlarıyla tansiyonunu kontrol edemiyorsak, bu durumda da akla ikinci nedenler gelmelidir. Esansiyel hipertansiyon açısından risk altında olan kişiler, ailesinde yoğun hipertansiyon öyküsü olan kişilerdir. Bunun dışında diyabet, obezite, hiperlipidemi gibi hastalıkları olan kişiler, yine aşırı alkol kullanımı, aşırı tuz tüketimi hipertansiyon riskini artıran durumlardır. Bu nedenle bu kişilerin mutlaka aralıklı da olsa tansiyonlarını ölçtürerek hipertansiyon açısından taranmaları gerekir.